Selamlar. Bu videoda optik form işaretlerken dikkat etmen gereken 5 noktaya değineceğiz. Sınav anında dikkat hatası yapmaman adına videoyu izlemeyi ve like atarak Tonguç Akademi'ye abone olmayı unutma. En basitinden başlayalım. Doğru işaretleme. Kodlama yaparken aceleyle kutucuğun üstüne çizik atmamalı, alanın bir kısmını boş bırakmamalı ya da taşırmamalısın. Aksi halde optik okuyucu işaretlediğin cevap şıkkını doğru bir şekilde algılayamaz ve geçersiz kabul eder. Bu nedenle kutucuğun içini boş bırakmadan ya da taşırmadan doldurmaya özen göstermelisin. Bildiğin gibi LGS, YKS gibi önemli sınavlarda optik formda bilgilerin yazılı bir şekilde önüne gelir. Bu noktada yazan tüm bilgilerin doğru olup olmadığına göz gezdir ve kodlanması gereken alanları dikkatli bir şekilde kodla. Hele ki kitapçık türünü, öğrencilerin en çok gözünden kaçan bölümdür bizden söylemesi. Optik formda işaretleme yaparken yaşanan en büyük talihsizlik, kaydırma yapmak. Bunu yaşamamak adına cevapları toplu bir şekilde optik forma girmek yerine soruyu tamamladıkça işaretleyebilir ya da kitapçıktaki sayfaları bitirdiğinde ikişer üçer şekilde optik formu doldurabilirsin. Geldik öğrencilerin aklını karıştıran ilginç bir duruma. Üst üste aynı şıkkın denk gelmesi. Yok ya, 4 tane aynı şık. Mümkün değil. Kesin benim bir yanlışım var. İşte bu düşünceye kapılıp verilen cevapları değiştirmek hem zaman kaybetmene hem de yanlış kararlar almana sebep olabilir. Cevaplarını çok fazla kurcalamamalı, illa değişiklik yapacaksan da emin olmadan işaretlediğin bir soruyu seçebilirsin. Son maddemiz ise kimsenin bilmediği gizli bir bilgiyi içeriyor. Optik formlarda doğru cevaplar sınav öncesinde yetkililer tarafından dijital ortamda işaretlenir. Fakat siz bunu göremezsiniz. Eğer sınava girdiğinde sana verilen boş optik formunu ışığa doğru tutarsan tüm doğru cevapları görebilirsin. Yani sen de buna inandın yani. Nerede o günler? Neyse, gelelim son tavsiyemize. Sınav bitiminde kağıdını teslim etmeden önce kitapçıktaki cevaplarınla optik formda işaretlediklerini karşılaştırıp son bir kontrol yapmalısın. Bu sayede hata payını sıfıra indireceksin ve kağıdını gönül rahatlığıyla teslim edeceksin. Evet, videomuzun sonuna geldik. Hayatın boyunca gireceğin tüm sınavlarda başarılar. Videoya like atmayı ve Tonguç Akademi'ye abone olmayı sakın unutma. Hoşça kal.